Herkese merhaba, Single Player hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Çılgın Okçu'nun Çılgın Günleri bölüm 4 ile birlikteyiz. Bugün nasıl bir giriş yaptık? Yine bir quest'i yaptım, günlük quest'i. Dark Metal fragmenti aldım bir tane. Şimdi bunlarla ilgili yeni bir düşüncem var. Hasan kardeşimin de fikri doğrultusunda. Dedi ki tek tek olmuyor. Toplu da denedim ben. Daha önce 20 tane 30 tane biriktirdiğim de oldu. O şekilde de alamadım. Yani 30 tane biriktirip bir tane artıya da alamadım. 20 tane biriktirdim yine bir tane alamadım artıya da. Tek tek yapıyorum bir de biliyorsunuz. 2 günde bir kırıyordum. Dedi ki farklılık olsun. 4 tane biriktir dedi. 2 tane kır dedi. Bu da benim aklıma yattı. Niye diyeceksiniz? Zaten 3 parçamız var. 2 parçamız eksik ya. 4 tane biriktirip bir kolluk bir bot şeklinde ikisini aynı anda kırmayı deneyeceğim. Birisini artıya da aldıktan sonra yine artık bir tane parça için yine bir taraflarımızı yırtmaya başlarız. O yüzden bunu 4 gün biriktireceğim. 360k para bıraktım üzerimde. İşte ışınlanma vesaire. Şimdi Draki'ye gireceğim. Draki'de zaten silahlar patlıyor, zırh falan filan derken RP ile zaten 3 Draki hakkımızı yaptığımızda 150k falan RP parası gidiyor diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Tabi tahmini bir varsayım. VIP'imiz boş. Paramız tamam. Bir miktar daha pot aldım üzerime. Üzerindeki parayı düşürmek için aldım onu da. Hani hepsini aktardım sandım ama hepsini aktarmamışım. Birazcık daha kalmış para. Onu da pot aldım. Potları not ediyorum. Ay sonunda toplu olarak bir aylık pot giderimizi söyleyeceğim size. Bir ayda ne kadar pot harcadık, ne kadar farm yaptık, ne kadar kastık ve ne kadar pot giderimiz var. Onu hesaplayacağım. Zaten Wolf, RPR, Ok, ne bileyim kür, işte stacks falan filan giderlerini zaten her gün günlük sürekli Sundress'e gidip düşüyorum. Yani bütün kazancımız zaten giderler dahilinde. Sadece pot dahil değil. Potu da dediğim gibi ay sonunda toplu hesaplayacağız. Şimdi 360k paramız, VIP key'imiz boş. Hızlı bir başlangıç yapalım. İnşallah Draki'lerden bolca VB alırız. Yani bugün bilmiyorum, bugün kendimi şanslı hissediyorum ya, sanki bugün 5 tane VB alacağız gibi. Bakalım. Şu 3 görevimi aldım. Şimdi flashlarımı falan da basacağım. İçeriye gireceğim. 3 Draki yapacağım. 3 Draki'den sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, 3 Draki hakkımızı bitirdik. Girerken ne dedik? Bugün kendimizi şanslı hissediyoruz. Bir 5 tane VB alacağım dedim. İnandım. Peki kaç tane aldık? 0. Üç Draki'den bir tane VB atmadı ya, vallahi bir tane VB atmadı, bir tane MS atmadı, bir tane Shell atmadı, hiçbir şey. Allah razı olsun, her Draki'den birer tane Commander Batch attı. Niye böyle oldu ya? Bir tane de şimdi buradan alalım, yani sağ olsun hani ondan bizi mahrum bırakmadı, en azından her şeyden bıraktı, ondan bırakmadı. 4 Commander Batch ile bugünkü 3 Draki hakkımızı tamamlamış olduk. Arkadaşlar bir JR'ye girdik. Ben hayatımda böyle bir JR'ye görmedim. Bak 3. oda değil, 2. odadaydık adamları bitirdiğinde. Yani 5 dakika oldu ve olmadı. Yani 5 dakikaya 8 meş düştü muhtemelen karşıya. Abi 2. oda bu ne ya? Ben böyle bir şey görmedim ya, drop alamadım ya. Bir tane Black Gemişim kaybedince verdi, drop alamadım. Anlamadım ya. Şunu şuraya atayım. Şelleri kıracağız. 7 nakitim var. 185 potum oldu. Birazcık golem, birazcık hobgoblin farm yaptık. Nakit olarak farmım var ama nakit dışında bir getirimiz yok bugün. Bakalım başka bir şeyler yapabilecek miyiz? Bosslar çıktı. Gittim gezdim. Shaola'yı buldum. Balrogların arasındaydı. Tam böyle arkasındaydı Balrogların, dağın dibindeydi. Shaola'yı keserken bilgisayar acayip bir şekilde kastı. Video programını falan açamadım. Sadece bir SS alabildim. Şu an SS'i ekrana veriyorum. Sonunda drop alabildik. Bir tane SS aldık. Şöyle envanterimde de göstereyim size. SS'i aldık. Tail of Shaola'yı da aldık. Ondan sonra ekran bir dondu. Açılmadı. Bekledi, 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 bekledi. Böyle halka böyle döndü, 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 döndü. Ondan sonra yanıt vermiyor dedi. Tak kapandı. Ondan sonra oyuna girdim. Balroglar birazcık öpücük atmışlar.
Yani bilmiyorum, çar lanetli mi ne yani. Hani ben bu çara kasmayacağım arkadaşlar. X kasmayacağım bundan sonra. İşten geldim. Bilgisayarı resetledim. Açtım sıfırdan. Bütün her şeyi kapattım. Wi-Fi'leri kestim. Telefon vesaire. Ondan sonra bütün efektleri kapattım. Her şeyi kıstım bilmem ne. Yine UTC'ye giremedik. Yani 4 aydır oynuyorum şu serverda. 16 hafta yapar. 3 kez girebildim UT'ye. 13 haftam boşuna geçti olimpiyada. Yani bilmiyorum. Geriyor beni birazcık bu konu ama yapacak bir şey yok. Hala burada garibanları bekliyor. Boşuna beklemesinler. Sadece son boss kaldı. Yani üçüncü odayı bitirdiler. Şu an dördüncü odada artık cam mekanda son boss'la cebelleşiyorlardır. Zaten giren de son boss'a gidene kadar yolda iki kere ölse yetişemez. Yine keyfim kaçtı. Arkadaşlar ceset görevini yaptım. O esnada biraz da bow döndüm. 3 tane fragment düşürdüm. Glutton falan da kestim ama onlardan bir şey çıkmadı. Evet, volkanik düşmek üzere düştü. Ne aldık? Yeşil aldık. Okçu partiydik, yine yeşil aldık. Bayağıdır. Mavi alamıyoruz. Bakalım bunları da aktaralım. Şu şekilde. Bu da bankaya mı atayım? Şurada mı dursun? Şurada dursun bu da. Bu da üçlendikçe alıyoruz biliyorsunuz. Şimdi Jerry'e geçeceğiz. Arkadaşlar Jerry'i kaybettik. Yani adamlar darmaduman etti bizi. Her zaman olduğu gibi. Yani humanlar. Yani anlamıyorum, şu serverda 100 tane priest varsa bunların 95'i human. Net bir şekilde söyleyebilirim bunu. Abi bizde bir tane priest yok partide. Bak, bir tane priest yok. Humanlarda 3 tane priest var partisinde. Yani yaklaşamıyoruz zaten. Bir tanesi DP, diğer ikisi buff ama onların da malisi açık. Neyse, yattık. Ondan sonra adamlar son 5 dakika kala devayı kestiler. Biz de gittik kase denedik. Kase atamadık. Black gemi aldık fakat kutu bizdeydi. İlk biz varmıştık devaya. O yüzden gittik kutuyu aldık. Zaten kutu sırası da bizde olduğu için biz çıkmadık. Ve partinin yarısı alt F4 attı ama biz bekledik. Allah'tan beklemişiz. Kutudan silver barı aldım. Bir tane de odadan blue almıştım. Kaybedince de bir tane black attı. Şimdi silver'ı da buraya atacağım. Bunu şeyde satarız. Bu serinin diyorum. Bu bölümün sonunda satarız. Ya da direkt satıp nakiti mi ekleyelim? Direkt satalım, nakitimiz dursun dursun. Sonunda satalım. Sonunda satalım. Yanlış itemi koydum. Şimdi ya gerçekten hiç keyfim kalmadı bugün. Yani şu bir nebze birazcık hoşuma gitti ama bilmiyorum, ben bugün hiçbir şey kazanamadık. Bugün hiçbir şey yapamadık. Şimdi Drakilere gireceğim. 3 Draki hakkımız var. 3 Draki hakkı da boş çıkarsa bilmiyorum artık. Evet, sanırım acısı çıkıyor. Daha birinci odada birinde bir tane VB attı. Yani inşallah bütün kötülüklerin rakibi olur diyorum bu Drakiler. Bilmiyorum, bakalım kaç tane VB alacağız. Dört gözle bekliyorum. Aman Allah'ım, neler oluyor böyle. Daha ikinci odadayız. 2'nin 5'i. İlk Draki'den 3 tane VB aldık. İlginç. Evet, 3 Draki'yi bitirdik. İlk Draki'de çıkan VB'ler dışında hiçbir şey çıkmadı. Yani oyun bize dedi ki, sana da 3 tane VB atayım dedi. Bir heveslen dedi. Bir dedi mutlu ol dedi. Ondan sonra dedi başka bir şey yok. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Evet, tekrardan birlikteyiz şimdi. Quest'i yaptım. Hemen şöyle Dark Material fragmentimizi alalım. Şimdi neler yaptım? Bayağı uzun süreli bir yine Golem farmı yaptım. Bir 10 saat farm yaptım arkadaşlar. 10 saatte tahmini hesaplarıma göre bir 35'en falan bir giderim oldu. Gelirim de 13'em nakit param vardı. 22'em nakitim oldu. Onun yanı sıra iki tane buz çıktı. Bu buzun bir tanesini SS'i düşürmeden önce, zaten söylemiştim acayip kastı diye, Hobgoblin'e düşürdüm CZ'de. O anda da açamadım kastından dolayı. Ondan sonra da SS'i düşürdüm zaten. İki tane buz düşürdüm. Onun yanı sıra yine cayır cayır bir tomahawk'ımız var. Tertemiz bir onemimiz daha var buradan. Onun dışında bir tane de 108 AP'li MP recovery çıktı. Bu ucuz, 2M'den falan satıyorlar. Bunu 1.5'den falan satabiliriz.
Yani bize ne oldu? 22M nakit bıraktı. Bununla beraber 32M. Bununla beraber 33,5. 33,5. 2 tane bustan 34, 36M yaptı. 35M giderimiz vardı. Ya tahmini tabii 34-35 civarı. 36M gelirimiz oldu. 1000'e yakında podcast'ım. 809 tane daha. Podlardan da 7-8M falan geliyor. Yani slotta bizim shell'leri de kıracağız şimdi. Slotta bizim ya bir 7-8M'lik 10M'e yakın bir karımız oldu. Onun yanı sıra 5 tane MS düştü. Bir tane vardı slota gitmeden önce. Bakalım MS'lerden falan drop atacak mı? Şimdi önce Draki yapacağım her zaman olduğu gibi. Draki'den de çünkü Shell ve MS çıkma şansı var biliyorsunuz. Hemen Draki haklarımızı yapalım 3 tane. İnşallah oradan da MS ve Shell çıkarsa hepsini toplu bir şekilde parçalarız. Evet, 3 Draki hakkımızı bitirdik. Tamamen ölü bir Draki'ydi. 3 Draki hakkından bir tane VB, bir tane Shell aldık. Başka da hiçbir şey çıkmadı. Potları atalım. VB de şuraya atalım. Şimdi Shell'leri kıracağım hemen hızlı bir şekilde. Shell'leri kırdıktan sonra da MS'lere girmeyeceğim. Şey yapacağız. Ne yapacağız? Şu dursun üzerindeki X'te. Arkadaş bir çar kasacakmış da bir level kendisi priest olduğu için kasamamış. Maradon'da dedi hemen okla seri seri 35'e kasar mısın dedi rica etti. Hemen ona bir yardımcı olacağım. Şu shell'leri kıralım. Ondan sonra arkadaşı bir kasayım. Ondan sonra MS'lere gireceğiz. Evet, hızlıca parçalıyoruz shell'leri. Bakalım bugün alabilecek miyiz deko vesaire başka güzel bir şeyler. 2'de 0. Yani 75K gelmiş oldu. Şunlar da iyi ya. Şunlar da sundurası 37,5K olması lazım. Şundan bize lazımdı galiba. Şey çevirmek için. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış hatırlıyor olabilirim. HEPA için. Bakalım. Hadi. Atmadı. Son dropta deko almıştık geçen gün. Hadi. Olmadı. Bu da 20K falan. Arkadaşlar 6 adet MS'ye girdim. Bir tane takı aldık. Tam şimdi Maradona geldim. Bunu toza çevirmeye gidecektim ama vazgeçtim çünkü Star etkinliği bittiği için tozların fiyatı düştü. Bayağı bir düştü. Şu an 900K 1M falan civarı. 1300'ü daha önce. Onun yanı sıra bu da int küpe olduğu için int priestler bunu aradığı için baktım bunun fiyatı da iyiymiş yani 4M'den falan satışı vardı. O yüzden bunu ayırdım kenara. Bunu artık 3-3,5'ten falan hesaplarız bölümün sonunda. Artı bir tane daha 67 AP'li int sol el MPR2 çıktı. Bundan iki tane çıkarmıştık daha önceki bölümlerimize. İkisi de satıldı 1M'den. Bunu da 1M'den satarım. Şimdi diyeceksiniz ki üzerindeki para nasıl arttı? 10M'lik Tomahawk'ı ve 1,5M'lik Large Breaker'ı şeye aktardım. Pazar çanına aktardım. Daha önceden zaten 10.700'e Tomahawk'ı satmıştım. Onu 10,5 dedim. 1,5 da Large Breaker 12M. 12M ondan nakite aldım. 36 vardı normalde 48M. Aldım pazarda kutusu açılmış. Boş kutuları kalmış. Ondan pazara koydum onları. Şimdi bir 3 kutusu daha var. Boşa düşmüş. O yüzden SS'i de aslında SS'i kullanmak da istiyorum ya. Neyse SS'i de koyacağım pazara. Buzu şöyle alalım. Şunu da Sundress'e satacağım. Hani VIP key'imi birazcık boşaltmak istiyorum. 3 tane kutucuk var pazar çarında. Şu 3'ünü ona aktaracağım. Şunu 3M diyeceğim. 4'ten satışı var ama biz biliyorsunuz minimumlarını saplıyoruz. 3M. Şu 1M 4. Bu da 12. 12,5'tan satışı var. Bunu da 10 diyeceğim. 14M. Şu 3'ünü pazar çarına aktarıp üzerime 14M daha alacağım. Şu Silver Bar'ı da satalım. VIP key'imde yer açılsın istiyorum çünkü biraz sıkıntı çıkarıyor. Farm attıkça hemen doluyor. 58M nakitimiz oldu. Şunlardan aktarıp şimdi 14M daha alacağım üzerime. 62M nakitim olacak. Yani bunlar duruyor. Bunlar dursun şimdilik. Daha kutuda yer açılırsa pazar çarında bunları da aktarırım, satarım. Ama şu anda full yani 3 tane yer var. Hemen şu 3'ünü aktaracağım şimdilik. Bakalım neler yapacağız. Evet, CZ'ye geldim. Bir tane hemen boss'umuzu yapıştırdık. Bir 5-10 dakikadır falan buradayım. Bir
15-20 dakikadır golemle kasıyorum arkadaşlar. Şöyle ilk buzumu aldım. 15 tane TS kastık. Bayağı da çöp kastık. Şimdilik devam. 3 silahı da yaktık. Bakalım gidelim bir satalım birlikte. Ne kadar para bırakacak çöpler. Nakitimiz 74 oldu. Buzu aktarayım. 2 tane de şel çıktı. Botlar 134 bot güzel. TS'leri de şuraya atayım. 2 tane de şerif aldık. Sanki birazcık az oldu ama. Bak bu tur güzel oldu. Çok iyi de oldu. Çok güzel iyi oldu. Tamam mı? Güzel. 76M 300K. Güzel para kanka. Bir MS'miz vardı. Girdim ona. Boş çıktı. Hemen iki şerimizi de kıralım. Birazcık CZ kalabalıklaşmaya başladı. Farm iptal oldu. İyi güzel çıktı yani ikisinden. Ağaç SC bir 175-180K'sı falan var. Şu 10-15K 20K. Şunun da birazcık parayı iyi olması lazım ya. Arkadaşlar 5 tane busumuz vardı biliyorsunuz. Birazcık AFK kaldım. 1 saat 10 dakika kadar falan. İçeri pazara attım. Buslar alınmış. Birazcık ucuza koydum. Normalden bir tık ucuza koydum. Belki gider diye gitmiş gerçekten de. 1724 gelmiş oldu tanesinden. Biz 1750'den hesaplamıştık geçen bölümümüzde. Bir 25K ucuza gitmiş oldu. Ya yani bir 10-15K'lık da fiyatını yükseltseydim, 50K'da falan farklı fiyata koysaydım tamamlamış olurduk. Burada 2 tane almış arkadaş. Sonra tek derken bunu başka birisi almış. Bu şekilde 5 pusumuz da gitmiş oldu. VB'leri de koymuştum ama VB'ler gitmemiş. VB'lerin piyasası düşmüş. Sanırım onu 1400'den hesaplayamayacağız. Yani 4 VB'miz duruyor. 85M nakitimiz mevcut. Yani bu bölümümüzde FT ve JD konusunda çok zayıf kaldık. Bakalım, umarım bu akşam girebiliriz. İnşallah da kazanırız diyorum. Bakalım o saate kadar neler yapacağız. Zaten saat şu anda 5:20 geçiyor. Ama şurada da görmüşsünüzdür. Bir yarım saat 40 dakika takılırım sağda solda boş bulduğum bir yerde. Ondan sonra işte günlüğümüzü yapacağız. Strike'lere gireceğiz. Günlüğümüzü yaptıktan sonra da 4 fragmentimiz olacak. 2 parça mitril 7 almaya çalışacağız. İnşallah bu sefer alırız. Bir 2 saat kadar golem döndüm estantta. 90 hemen akisi tamamladık. Bir tane MS düştü. Bir tane boost düştü. Yine bayağı bir şer var. Boost'u da şimdi canlı canlı arkadaşımıza satacağız. Bir 750'yi aldık. 92M nakitimiz oldu. Bir sürü şel var. Şimdi günlüğü yapacağım. Ondan sonra fragmenti kırdırıp drakilere geçeceğiz. Görevi bitirdik. 4 tane materyalimiz oldu. Şimdi 2 tane kıracağız artık. Artı dalmanın zamanı geldi. Kolluk ve botumuz eksik. Bir tane kolluk alıyorum. Bir tane de bot. Kesin yine atmayacak ya. Vay vay, bir tane attı. Bunu ne yapsak, bassak mı? Şu ufak buz, neyse basmayacağım ya. Çıkartırız illaki. Sonunda bir parçamızı aldık. Sadece kolluğumuz kaldı. Ben buna HP basarım birazdan. 3 tane draki hakkımızı yapalım. 3 draki hakkımızı bitirdik. Geldik şimdi şuraya. 4 tane VB attı. Güzel bir VB yağmuru oldu açıkçası. Şimdi şelleri kırmaya geçeceğim. Şöyle VB'leri buraya aktarayım. Şelleri çantama alayım. Onun yanı sıra şöyle gördüğünüz gibi son drakenin sonunda Rasaga'dan MS attı. 2 tane MS'miz olmuş oldu. MS'lere de gireceğim. Önce hemen şelleri kıralım, ondan sonra MS'lere girelim. Evet, alır mıyız bir deko yine? Ya da refinet versin, hepo deneyelim. Hadi. Arkadaş kağıt attı ya, hepsini kağıt attı. Ya bu seferki şeller
Bayağı bir kötü oldu açıkçası. Attı. Atmadı. MS'ler yapalım o zaman. 2 MS'ye girdik. İkisinden de drop attı. Çok ilginç. Hemen kıralım, bir toz yapalım. Tozların da piyasası düştü bu arada. Star etkinliği bittiği için 1M'e düştü fiyatları. 1.300'dü. 3 tane toz yaptı. 3M yaptı. Şuraya aktaralım. FT'yi bitirdik ve sonunda mavi kutuya kavuştuk. Bayağıdır alamıyorduk. Aldık mavi kutumuzu. Herkesin eline sağlık. Güzel partiydi, güzel FT'ydi. Ay, yine o isimli arkadaşımıza buradan selam olsun. Kendisi selam göndermek istedi. Videoyu açtığında söyler misin dedi. Aynı partideydik. Aleyküm selam, aldım selamını. Buradan da ona selam olsun. Hemen artık JR'ye geçelim. Evet, JR'yi kazandık. Silver Gem aldık 2 tane. Bir tane de Black aldım içeride. 11.5M pazar çağrını aktarmıştım, bir şey için lazımdı. Şimdi onu tekrar geri alacağım. Hemen hesaplamaya geçeceğiz. Bu bölümümüzün de sonuna yaklaştık. Evet, bölümümüzün sonuna geldik. Şimdi hesaplamayı yaptım ben. Bu arada bayağı bir şok oldum. Niye diyeceksiniz? Bu bölümün çok kötü geçtiğini düşünmüştüm ama diğer bölümlere göre şu an en fazla kazandığımız bölüm bu oldu. 92.5M nakitimiz var. Bazı itemleri pazar çağına aktarmıştım satılma amacıyla. Bunları göstermiştim zaten, söylemiştim. SS ve Tomahawk hala satılmadı. Çünkü birazcık pazar çağında boy falan kurdum. Selde çok duramadım. Ama MPRK çıkmıştı. 1.5M o satıldı. Onun dışında başka ne aktardım? Int MPRK aktarmıştım. 1M'den o da satıldı. Ya sadece Tomahawk ve SS kaldı satılmayan. 10-10 20M pazar çarından almıştım onlar için. Onlar zaten 10M'den rahat bir şekilde satılacaktı. Çünkü Tomahawk zaten 11.111'den sattım geçen bölümümüze, geçen haftada. Yine aynı fiyattan gideceğini düşünüyorum. SS zaten çok satma taraftar değilim. 12-12.5'dan falan satanlar var. Hani ondan satılırsa satılır, satılmazsa da kullanabilirim buff alırken. Yanında bir tane FS basmayı düşünüyorum. Artı 6 artı 7 çok güzel olur. Onları aldık. Paramı da tam denk getirdim. Gittim şey aldım. Wolf aldım. Ok aldım. Tam yuvarlak hesap olsun diye. Şimdi 92.5M düz nakitimiz var. Satılanlar ve satılmak üzere olanlarla birlikte. Yani diğer çarda. Yani şurada Tomahawk ve SS eksik sadece. Onun da parası burada. 1750 tane mana podu kastık. 8 kare çarpınca 14M yapıyor. 14M'lik de mana potu kasmışız. 2 tane silver gemimiz var. Bir defa JR kazandık. 4M yaptı. 1 blue'muz var. 1M. 3 tane black gemimiz var. 700K'dan 2.1. 3 tane fragment var. 700K'dan 2.1. 1 tane mavi kutumuz 2M. Yeşil kutumuz 700K. Tozlar 1M'e düştü. 1.300'dü normalde. 1.300-1.400 civarıydı. Star etkinliği bittiği için 1M'e düştü fiyatları. 3M yazdım onun içinde. VB'lerde 2 bölüm önce 1.1'den satmıştık. 1 bölüm önce 1.4'den satmıştım hepsine. Şimdi onlar da birazcık düşmüş. 1.3'ten falan seli var. 1.1'den bayı var. 1.2'den hesapladım VB'lerde. 9.6M yaptı. 100K bir tane middle class scroll'umuz var. 2.9'da yine 100K'dan sundure satış fiyatından TS'lere hesapladım. 2.9'da TS'lerden geldi. Toplamda 134M kasmış olduk. Güzel para kanka. İlk bölümümüzde yanlış hatırlamıyorsam 90 kasmıştık. İkinci bölümümüzde 120 civarı falan kasmıştık. Üçüncü bölümde de 80 civarı falan kasmıştık. Bu bölüm bilmiyorum, çok keyifsiz başlamıştı. Sonradan birazcık toparladı gibi bir şeyler oldu. Güzel droplar aldık. SS ve Tomahawk sürprizi oldu. Onlar olmasaydı herhalde çok bir şey olmazdı. Bir de bu turda, bu bölümde çok fazla mana kastık. Çünkü çok fazla golem farm attım. İşteyken, uyurken falan sürekli geniyeli farm attım. Bayağı bir giderimiz de oldu açıkçası. 134M kastık ama çok da bir giderimiz de oldu. Bir 5-6 tane falan buz kastık. Onları da sattık. Zaten onlar da mevcut videolarda izlemişsinizdir. Biraz geriye sardığınızda görebilirsiniz. Bazıları satıldı, bazıları satılmak üzere. Geri kalanlar burada. Toplamda 134M'lik bir farmımız oldu.
Kaç gün oldu? 4 günlük sanırım bu, değil mi? 4 gün oldu. Aynen, bu 4 günlük bir video. 4 günde. Aslında çok da iyi değilmiş. Ben 3 günlük sanıyordum. 4 günlük 134'ten iyi yine. Hani diğer videolara göre iyi olduğu için benim gözüme takıldı. Neyse, bakalım artık sıradaki bölümlere bakacağız. Yine önümüzdeki hafta sürpriz bir bonus video gelecek inşallah. Artık burada videoyu sonlandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir, keyifle izlemişsinizdir. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşürüz.